Yedi Ulu Ozan Anadolu'da bir kült haline gelmiş. Fakat bölgelere göre değişen isimleri var. Kiminde Pir Sultan Abdal yer alıyor, kiminde yer almıyor. Bazı bölgelerde Esiri yer alıyor. Bu sürekli değişken bir yapı aslında Yedi Ulu Ozan. Aslında sonradan da biraz icat edilmiş bir gelenek olarak görülüyor şu an Yedi Ulu Ozan. Tabii ki belli cemlerde illa okunması gerektiği söyleniyor. Fakat şahsiyetler sürekli değişkenlik gösteriyor Yedi Ulu Ozan'da. Cem'de illa Yedi Ulu Ozan'dan okunmalı, onların dışındaki aşıklardan okunmuyor mu? Anadolu'da Alevilik aslında bir mozaik, birbirinden çok farklı yapıda. Yani Tokat'a gidiyorsunuz başka bir yapı var, Adıyaman'a gidiyorsunuz bambaşka bir yapı var, Tahtacılar daha değişik bir cem yürütme biçimleri var. Her birinde farklı olduğu için aslında son dönemlerde bir ortaklaştırma, birleştirme çabası var. Ben bunu biraz yanlış görüyorum. Her bölge kendi içerisinde kendi geleneksel yapısıyla yürütmeli bunu. Örneğin bir Kantarma bölgesi, Sinemilli bölgesinde bir cem yaptığınızda cem esnasında Yedi Ulu Ozan denilen kişilerin hepsinden okunmayabiliyor. Aynı zamanda o bölgenin kendi aşıkları da var. İşte Sevdalı var, Kul Fakri var. Onların da orada dua zimanları olsun veyahut beyitleri okunuyor aynı şekilde. Mesela Bingöl Kerer bölgesi var. Burada Baba Mansur Ocağı var. Oranın cemine girdiğinizde aslında bu Yedi Ulu Ozan'ın hiçbirinin olmadığını görürsünüz orada. Kendileri kendi ana dillerinde, özellikle o Zazaca, Kırmanç dedikleri dilde doğaçlama olarak bölgenin ulularını serbest tartım yani bizim uzun hava dediğimiz tarzda okuyorlar. Yani herhangi bir Pir Sultan Abdal şartı yok orada. Veya bir Virani şartı yok cemlerinde. Zaten bu sistem de 12 hizmet denilen sistem bölgelere göre değişken bir yapı sergiliyor. Alevilik'te bir felsefe var. 3 cam 1 cam diye. Onun için o 12 hizmetin olmadığı bölgelerde cemler de var. Mesela Adıyaman bölgesindeki Sofilik geleneğinde, Şıhlık geleneğinde aynı şekilde. Baba Mansur bölgesi, Bingöl, Kerer bölgesindeki cemlerde 12 hizmet görünmüyor. Ve genellikle hep bir söylem vardır. Cemleri sürekli nefesler, deyişler, beyitler Türkçe söylenir. Bunun çok aksi yerlerde ben araştırmalar yaptım. İşte Bingöl, Kerer bunlardan biri, Adıyaman bölgesi bunlardan biri, Kantarma bölgesi bunlardan birisi. Aynı zamanda Kurmancı ve Zazaca, Kırmançki dillerinde, ana dillerinde cemler de yapılıyor bu bölgelerde. Ve doğaçlama olarak kendi bölgelerinin, kendi dillerinde, kendi bölgelerinin ulularını o anda çağırıyorlar. İşte dersinde venye hak diyorlar, hakkı çağırma erkanı vardır orada. Orada ana dillerinde tamamen yürüterek ezgili bir yapıda cem yürütülüyor. İlla Türkçe olacak şartı yok bölgede. Bu biraz da kitaplardan okuma bilgi ve politik bir baskı durumu. Alana çıkıldığında bunun böyle olmadığı görülüyor. Yani bir Bingöl'deki köy cemine gidersiniz, bir Dersim'deki Tunceli bölgesindeki köy cemine gittiğinizde, Adıyaman bölgesindeki köy cemine gittiğinizde oradaki insanlar kendi ana dilinde cem, muhabbetten yürütüyor bu anlamda.